AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayırlara vesile olmasını diledi. Hamdolsun ki ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yine hep birlikte yaşıyoruz. Bugünlerde aynı bu bayram gibi bir başka güzelliği daha yaşıyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden ibadet açıldı. Ecdadımızın emaneti olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi temsil ettiği manayı inşallah sonsuza kadar yaşatmaya devam edecektir. Ayasofya'nın bugünkü hüviyetine kavuşturulmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkısı olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi bir virüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs ile mücadele birçok dünya ülkesinde büyük zorluklar yaşarken, sağlıktan ekonomiye kadar güçlü devlet yapımı sayesinde hamdolsun ülkemiz en başından beridir bu süreci başarıyla yürütmektedir. Sağlığımızı muhafaza etmek için salgına sebep olan bu virüsün ilimizi ve ülkemizi tamamen terk etmesi için kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen en önemli kurallarımız. Mezarlık ziyaretlerinde, kurban kesiminde, dağıtımında, eş, dost ve akraba ziyaretlerinde lütfen bu üç kurala hassasiyetle uyalım. Bir diğer yandan da araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın başta emniyet kemeri olmak üzere bütün trafik kurallarına mutlaka uymalarını özellikle rica ediyorum. Bu bayram gönülden kucaklaşalım inşallah. Bu düşünceler ile tüm İslam aleminin, aziz milletimizin ve aydınlı hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sonraki bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Balıkesir'de çok sayıda vatandaş Kurban Bayram namazını Sanus Paşa Camii'nde kıldı. Cami girişlerinde dezenfektan konuldu. Camiye gelenlerin maske takarak seccadelerini yanlarında getirdiği görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu. Hutbede kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında COVID-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunulurken, ayrıca vatandaşlardan da trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi. Bayram namazı sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar Zanuspaşa Camii'nin avlusunda sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı. İl protokolü caminin yanında bulunan Zanuspaşa'nın türbesini de ziyaret ederek dua ettiler. Allah'ta, Ravza-i Mutakara'da, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta kabul olman dua zümresine dahil eyle ya Rabbi. Lütfen koronavirüs tedbirlerine de azami ölçüde dikkat istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bayramını ben tekrar tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Temizlik, mesafe ve tedbir kurallarının hepsine uyalım. Güzel bir bayram olsun. Allah kestiğimiz kurbanları kabul eylesin. Bütün halkımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah bütün İslam aleminin ve bütün Müslümanların huzura, barışa kavuştuğu bir bayramı hep birlikte idrak edeceğiz. Gerçekten çok farklı bir bayram yaşıyoruz. Tüm dünyada bir pandemiyle mücadele ediyoruz aynı zamanda. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi de önümüzdeki dönemde vereceğiz. Gerekli kurallara milletimizin dikkat etmesi ve ülkelerimizin, devletlerimizin mücadelesiyle inşallah bugünlerde aşacağız. Bayramımız mübarek olsun. Kurbanlarımızı inşallah Allah kabul etsin.
ruhumuzu teslim ettiğimizde de bizleri gerçek bayrama erenlerden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı'nda Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimlerine katıldı. Kurallara dikkat. Emniyet kemeri, cep telefonu yok. Emniyet kemersiz olmaz zaten. İzmir yolu üzerindeki Pamukçu yol kontrol uygulama noktasında gerçekleştirilen uygulamaya Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın yanı sıra 6 Eylül İlçe Kaymakamı Oktay Kaya, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri katıldı. Bayram için çikolatamız. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Çok sağ olun. Dikkatli sürün. Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Şıldak ve beraberindeki protokol, araçlardaki çocuklara düdük, araç sürücüleri ve yolculara kolonya, çikolatayla çeşitli hediyeler takdim ederek onların Kurban Bayramı'nı kutladık. Sayın Valimiz. Çok teşekkür ederim. Emniyet kemerinize taktığınızda sürekli size emniyet kemerini hatırlatacak. Bilhassa arka koltuklar için de öneriyoruz. Bir mangal oyunumuz delikanlı için. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar sana. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın Ege TV Balıkesir Haber Editörü Fatih Rüzgar'dan kamerasını isteyerek çekim yapması fotoğraf karelerine yansıdı. Vali Şıldak'ın nezaketli davranışından dolayı Ege TV ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Vali Hasan Şıldak ayrıca İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu Yaşam Tüneli projesi kapsamında yol kontrol noktasındaki yaşam için kısa bir mola odasını da inceledi. Vali Şıldak trafik denetiminin ardından yaptığı değerlendirmede Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak tedbirler hakkında bilgiler verdi. İlimiz bütün güzergahlardan çok yoğun bir trafik akışı alıyor. Fakat şu an itibariyle aldığımız tedbirler yürürlükte ve son derece yoğun bir trafik düzenlemesi ve tedbiri uyguluyoruz. Trafik uygulamalarını yerinde gördük. Denetim çalışmalarına katıldık. Personelimizin hem bayramını kutladık, hem onlara moral verdik, hem de çalışmalarında başarılar diledik ve çalışmalarını izledik. Aynı zamanda sürücülerimizin, araçlarda bulunan, yolcu olarak bulunan vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ettik ve bazı uyarılarda bulunduk. Bayramda yoğunluk tabii ki hem trafik anlamında hem de koronavirüs tedbirleri anlamında çok daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Trafikte direksiyon başındaki bütün sürücülerden istirhamımız şudur. Lütfen direksiyonun başına oturduğunuz andan itibaren emniyet kemerinizi bağlayın. Kesinlikle kemersiz seyahat etmeyin. Seyahat esnasında sürücülerin asla ve asla cep telefonu kullanmamalarını bekliyoruz. Cep telefonu, sigara, direksiyon esnasında dikkati dağıtan, sürücüyü hataya sevk eden ve maalesef üzücü kazalara sebep olan en başta gelen unsurlar arasında yer alıyor. Balıkesir Valisi Şıldak koronavirüs hakkında da uyarılarda bulundu. Lütfen bayramı koronavirüsün bayramı haline getirmeyelim. Bayramda aynı tedbirlere devam edelim ve hatta daha da üst seviyede bu tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Uyarılara kulak verelim. Bunun için bayramlaşmalarda mesafeyi koruyalım. El öpmeyelim, el sıkmayalım, sarılmayalım, kucaklaşmayalım. Uzaktan mesafeli olarak bayramı kutlayalım. Toplu yemekler, toplu ziyaretler, bayram ziyaretleri, hasta ziyaretleri her zaman büyük bir risk oluşturuyor. Daha tenha ve seyrek ortamlarda bulunalım. Vali Şıldak, bütün vatandaşlara hayırlı bayramlar temennilerini ileterek sözlerini noktaladı. Herkese, bütün vatandaşlarımıza sağlık içinde mutlu, hayırlı bir bayram temenni ediyorum. Allah daha güzel, daha sağlıklı bayramlara hepimizi ulaştırsın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı. İyi bayramlar diliyoruz. İnşallah keyifle, huzurla, sağlıkla. Var mı bir yardımcı isteğiniz? Ziyaret sırasında çağrı merkezine gelen telefonu da yanıtlayan Soyer'le Zengin Yüksel isimli yurttaş arasında esprili diyaloglar yaşandı. Yüksel, Tunç Soyer'e 1. Kadriye Mahallesi'nde yaşadığı sorunu aktardı. Başkan Soyer de kendisine dikkatle dinleyerek notlarını aldı. Alo, iyi günler, buyursunlar. Söyle, hangi mahalle bu?
704 sokak 1. kadriye 704 sokak. Konteyner mı yoksa çevre sokak pisliği mi? Hemen bayram öncesi hemen yaptıracağım. Zeygin Yüksel görüşmenin sonunda Başkan Tunçer'in kendisini tanıtması üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Senin ismin ne? İsim. Ha, Zeygin. Tamam. Tamam. Ben Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Zeygin. Tamam. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Ben hemen baktırıyorum sokağa, yaptırıyorum orayı. Tamam. Oldu. Hadi öpüyorum. Bütün aileye çok selamlar. İyi bayramlar. Sağ ol. Size de iyi bayramlar kardeşim. Sağ ol. Eksik olmayın. Kısa bir sohbetin ardından Başkan Soyer not aldığı şikayetlerin çözümü için yetkililere gerekli talimatları verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce yenileyerek hizmete aldığı Serinhisar ilçe sınırları içerisinde bulunan Kefe Yaylası özellikle sıcak yaz aylarında bulunanların adresi oluyor. Yayla turizminin her geçen gün ilerlediği bölgede muhteşem doğası ve temiz havasıyla şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen Kefe Yaylası, günübirlik tesislerin yanında çadırlarda ve karavan kamp alanlarında konaklamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Denizli merkezi yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta 1350 metre rakımdaki Kefe Yaylası 171 bin metrekarelik alan içerisinde hizmet veriyor. Kebap ve pide salonu, market, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, yörük çadırı, 300 çadır kapasiteli kamp alanı ve karavan kamp alanı bulunan yayla özellikle yaz mevsiminde kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Tertemiz havasıyla şifarya misafirlerini zarlayan Kefe Yaylası her geçen gün yayla turizminin aranan noktası haline geliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin turizm yelpazesinin çok geniş olduğunu belirterek bunlardan bir tanesinin de yaylalar olduğunu söyledi. Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar sunulan imkanlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek görüşlerini paylaştı. Önceki yıllar tabii biraz daha köhneydi ama şimdi altın düşürsen yerde bulacaksın. Yollarımız güzel, banyomuz güzel, marketlerimiz güzel, fırınlarımız güzel, her şey çok güzel. Yani Kefe Yaylası'na duyup da gelmeyen çok pişman olur. Çadır kurmak için Türkiye'nin en güzel, oksijeni bol olan bir yer. Çünkü çadır kampı da çok ucuz. Belki bilmiyorum, ben karavanımla da Türkiye'nin üçte bir yerini gezdim. En ucuz Türkiye'de çadır kampı olarak Kefe Yaylası. Bundan ötesi yok. Önceki hali köhne bir yerdi. Yani nasıl anlatsam, yani herkes böyle iç içeydi, huzursuzluklar vardı. Ama şimdiki hali gayet güzel. Gelen karavancı arkadaşlarımla beraber, eşim dostum da memnun olup tekrar geleceklerini telefonla yine söylediler. 3 sene evvelki Kefe Yaylası ile şu anda Kefe Yaylası çok farklı. 3 sene evvel ışıklar yoktu, yollar yoktu, tuvalet, banyolar tam şeyli değildi. Ama başkanımız bunu 3 sene evvel sonrası, yani Kefe Yaylası'na yapılan bütün hizmetler, yani gerçekten gece burası nasıl biliyor musun? Şeyde ışık yapman gerek yok. Her taraf pırıl pırıl. O kadar güzel yani. Yani havası demişsin, biz 3,5 ay yaşlı olarak sokağa çıkamadık. Ama Cumhurbaşkanımız izin verdikten sonra biz çıktığımız gibi Kefe Yaylası'nı aldık solu. Başkanımızdan Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin, buralara öyle bir hizmet verdi ki, yani gelsinler görsünler. Ben anlatmayla bunu çözemem. Gelsin görsün burayı ya. Burayı görsün yani. Kefe Yaylası'yla geçen yıl eşim internetten buldu burayı. 2-3 gün diye geldik. Ondan sonra da 45 gün kaldık. Çok hoşumuza gitti havası. Çok beğendik havası, doğası, insanları. Çok güzel, çok sıcaklar. Sıcak kanlılar zaten bizi çeken de o oldu oraya. Yani çok banyo düzenlerimiz yoktu. Lavabo düzenleri fazla yoktu. Abdesthaneler şeyler. Yani camimiz çok o kadar düzenli değildi.
lamba ışıklandırmalar fazla yoktu. Çadır alanları fazla düzgün değildi. Yolumuz yoktu. Ama şimdi her şeyimiz var çok şükür. Sabah erken saatlerinde başlayan kurban kesim ibadeti Pamukkale'de yoğun geçiyor. İlçe genelinde küçükbaş hayvanlar, anafartalar, İncilipınar, Kuşpınar, Kınıklı Kapalı Pazar yerleri, Eski Hal Alanı, Dokuz Kavaklar, Merkez Efendi Kur'an Kursu Bahçesi'nde kesilirken büyükbaş hayvanlarda Akan Mahallesi, Çayır Mevkii, Duranlar Mezbanesi'nde kesiliyor. Pamukkale Belediye personeli vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için tüm hazırlıkların yanında koronavirüs tedbirlerini de ihmal etmedi. Ekipler kurban kesim alanlarına gelen her vatandaşın ateşini ölçerek maskesiz gelenlere maske ve dezenfektan dağıttı. Öte yandan kurban kesim alanlarında vatandaşlara çay, simit ikramında bulunan Pamukkale Belediyesi personeli kurban kesimlerine de yardımcı oldu. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444-9-220 nolu telefonuna ulaşan ve yardım isteyen vatandaşlara da ekipler her türlü desteği veriyor. Özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan Pamukkalelilerin kurbanlıklarını evlerinden alıp kesim noktasına götüren ekipler burada kurbanın kesimi ve parçalanmasına yardım ediyor. İşlemleri tamamlanan vatandaşları ekipler yine evlerine kadar bırakıyor. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar efendim. Pamukkale Belediyesi'nin vermiş olduğu kurban hizmetinden dolayı vatandaşlar da oldukça memnun. Pamukkale Belediyesi şu an için vermiş olduğu hizmetten memnunum. Şu hizmeti verdiği için Pamukkale Belediyesi'nden Allah razı olsun. Çok memnunuz. Sağ olsun, var olsun. Personel size yardımcı oldu bu konuda kurban kesiminde. Aynen, her konuda. Kompresörüyle, suyuyla, her şeyiyle yardımcı oldular. Kınıklı'da kalıyorum. Kurban kesmek için Kınıklı pazar yerine geldik. Burada belediyemizin organize ettiği yerde kestiriyorum. Rahat şu anda, güzel buz gibi yerlerimiz. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kervansaray Otel'de düzenlenen bayramlaşma programında tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Bu güzel ve anlamlı gün dolayısıyla bayramlaşmaya gelen çok kıymetli dostlar, misafirler ve değerli arkadaşlarım, hepinizin kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik eder. Şahsınız ve sevdikleriniz başta olmak üzere bu güzel, güzel olduğu kadar anlamlı günlerin memleketimiz, milletimiz, devletimiz ve hatta tüm insanlar sağlık, afiyet, huzur ve çok daha fazla mutluluk getirmesini temenni ederim. Bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş olan devletimizin valisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anar. Bu devlet, bu memleket ve bu millet için kan ve gözyaşı akıtmış, bir o kadar kıymetli olan ter akıtmış bütün hali hazırda yaşayan ya da sonsuzluğa uğradıklarımızla saygıyla ve şükranla yad ederim. Değerli dostlar, belki biliyorsunuzdur ama ben tekrar edeyim. Bu bayramın adı Kurban Bayramı. Kurban kelimesi etimolojik, yani kelime bilim olarak anlamı garipten geliyor. Yakın. Onun bir türevi akraba. Kurban. Hepsi bunlar aynı kökten türeyen ve ton değişikliği olan anlam taşıyan kelimeler. Bu bağlamda Kurban Bayramı'na Kurban Bayramı denmesinin belki de bir nedeni, bu vesileyle biraz önce Başkan Vekilimiz de ifade etti, bir araya gelmemiz. Kaymakam Yücel açıklamasında bayramların önemine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Duygusunun tezahürü ama en azından saygının gösterilmesi. O bakımdan ümit ve temenni ediyorum ki bütün dünyada belki de bu pandemi dolayısıyla gündeme gelen ya da gelmesi gereken yakınlaşma hissiyatı ve tabii ki günlük yaşama aktarılması gereken uygulamalarını bir kez daha
dikkatimize sunulması, gündeme gelmesi, getirilmesi, daha da ötesi bunun uygulanabilmesidir. Zira artık an ve zamanın bu kadar ve kolayca ulaşılabildiği, konuşulabildiği ve bir şekilde kullanılabildiği bir dünyada çelişkisel bir şekilde insanların fizikten ziyade gönül olarak uzaklaştığını ve aralara çok ciddi mesafelere girdiğini gözlemliyoruz. Yine ümit edelim ki bu gözlemler doğru olmasın. Ama doğru olduğu, olabildiği ihtimaline binaen ifade etmek istiyorum ki kurban adı üzerinde madem ki yakınlaştıran bir olgu hem dini hem de örfi olarak, o halde içtimai ve insani olarak da bunu günlük yaşama her zamankinden daha fazla uygulama konusunda her birimizin son derece gönüllü gayretler sarf etmesinde, deyim yerindeyse pioneer, öncü olmasında çok büyük payı var. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Belediye hizmet binasında tüm katları dolaşarak çalışanlarla bayramlaşan Başkan Sandal, sabah saatlerinde Zabıta Müdürlüğü ile bayramlaştı. Buradaki ziyaretinde Başkan, son bir yıldaki değişimden memnun olduğunu ifade etti. Eşinizle, çocuğunuzla, ailenizle, sevdiklerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Baybel Anonim Şirketi ziyaretinde bir süreci geride bıraktıklarını vurgulayan Sandal, el ele daha hizmet sunacaklarını ifade etti. İnsanlar bizden kentin sorunlarını çözmemizi bekliyor. Büyük şehirle barışarak 150 bin tona yakın asfalt döktük. Ve ben huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e bir defa daha teşekkürü bütün bayraklar adına bir görev biliyorum. Biz Bayraklı Belediyesi olarak bugüne kadar sorunu doğru tespit edilmiş, projelendirilmiş ve büyük şehre iletilmiş herhangi bir işimiz geri dönmüş değil artık. Ve ben buradan tüm çalışan arkadaşlarımızdan, bütün bayraklar adına Tunç Soyer'e bir alkış rica ediyorum. Havuz düğün salonu ile Doğançay'daki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen bayramlaşma törenlerine ise Başkan Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partili Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, yönetim kurulu üyeleri, DİSK Genel İş Sendikası Altınoğlu Şube Başkanı Değer Yıldız, sendika temsilcileri ve Bayraklı Belediyesi personeli katıldı. Biz hakka inanıyoruz ve bu hak yolundan da dönmeye asla niyetimiz yok arkadaşlar. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Dernek Başkanı Hüsnü Öten, Ege TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayram mesajımız her zamankinden daha farklı olacak. Çünkü önce nasihat, sonra iyi bayramlar diyeceğiz. Lütfen maske takın. Salgını önlemenin en kolay yolu oradan başlıyor. Eğer bu salgın devam ederse, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında insanlar çok üzülür ama özellikle Kuşadası'nda çok daha fazla üzülür. Çünkü bütün turizme dayanan, geçimini turizmden temin eden insanlar olarak, toplumlar olarak, kentler olarak bizim herkesten daha fazla dikkat etmemiz lazım. Ayrıca buna ilaveten de dünyanın her ülkesindeki insanların Kuşadası'na gelmek için büyük özlem duyduğunu hissediyoruz, biliyoruz. Medyadan, yazılı medyadan, basından, televizyonlardan hep bunları görüyoruz. Eskiden Miami, bilmem bir başka yerler denirdi ama şimdi Kuşadası diyebiliyor. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. Tüm bu şartlara rağmen gönlümüzce geçmesini diliyoruz bayramın. Nice bayramlara diyoruz. Bize bu şansı verdiği için Ege TV'ye de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Konak Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi Alanyalı Konağı'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı bir inceleme gezisi düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur'un yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardığı gezi, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Konak Belediyesi'nin bürokratları da katıldı. Başkan Abdülbatur, tarihi yapının nasıl hizmete alınacağına, restorasyon projesini tamamlayan Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte karar vereceğini vurguladı. Proje hakkında bilgiler veren Başkan Batur, konağın nasıl değerlendirileceğine ilişkin kararın yakında açıklanacağını söyledi.
Konak Belediyesi ilçe sınırları içinde yer alan ve çeşitli sebeplerle bozulan yollarda yoğun olarak asfalt serme işi yürütüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda asfalt serme işine ağırlık veren Konak Belediyesi bu yılın ilk 7 ayında 35 ayrı sokakta 3800 ton asfalt serdi. Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol gövdeleri asfalt serme işlemiyle yeni bir görünüme kavuştu. Ekiplerin yıl sonuna kadar serdiği asfaltın 9000 tonu bulması bekleniyor. Konak Belediyesi ilçe sokaklarında kullandığı asfaltı kendi şantiyesinde üretiyor. Asfalt serme işi de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Az sayıda belediyenin sahip olduğu asfalt kazıma makinesiyle önce yolu kazıma, daha sonra da asfalt serme işlemi yapılıyor. Böylece yolun kodu yükseltilmiyor, yol kazıma işleminde ortaya çıkan asfalt da geri dönüşümle belli arazilerde kullanılıyor. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için ilköğretimden üniversiteye kadar gençlere kucak açan Buca Belediyesi Yükseköğretim Kurumları sınavı sonrasında üniversite tercih günleri düzenliyor. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi'ne gençlerin üniversite tercihlerine yön verecek programdan Bucalı tüm üniversite adayları yararlanabilecek. Üniversite tercih günlerinde öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar görev yapacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tercih günleri bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak randevu sistemiyle hizmet verecek. Üniversite tercihlerine yön vermek isteyen gençler 439-10-10 nolu, dahili 35-35, 35-36 numara üzerinden randevu alarak 4-14 Ağustos tarihlerinde saat 10.30 ile 17 arasında görüşmelerini gerçekleştirebilecek. İster istemez puanı yukarıya doğru çıkacak son gelen öğrencinin başarılı puanı. O anlamda biraz sıkıntı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Akıncı baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi. Sağlığınız ve sağlığınız için lütfen mesafe ve maske kurallarına riayet edin. Aslen Balıkesirli olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Büro'dan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Akıncı'nın cenazesi Zanlıspaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak hayatını kaybeden Başsavcı Vekili Ömer Akıncı'nın eşi Demet ve oğulları Melih ve Burak'a başsağlığı diledi. Şeriflerimizi, Kur'an-ı Kerimlerimizi, kerimi tevhidlerimizi, selat ve selamlarımızı devlehu ruhiyetine arz eyledik ya Rabbi, kabul eyle. Hasil olan sevabın Kur'an-ı Kerim'in baş öğretmenin Cenab-ı Nebi'nin Muhterem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle evliyanın haberi Kur'an'ın ruhlarına arz eyledik, haberdar eyle. Zanlıspaşa Camii'nde kılınan cenaze namazını Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkutküre, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'la çok sayıda vatandaş katıldı. Kurban Bayramı arefesinde Yüce Yurt Mahallesi'nde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun Denli, kendisiyle evlenmekten vazgeçen Gülbeyaz Geyin'in ailesinden 4 kişi öldürmüştü. Katil zanlısı polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalanmıştı. Olayda hayatını kaybeden Döndü Kandur, Turgut Kandur, Serkan Kandur ve Serkan Kandur'un hamile eşi Beyza Kandur için geçtiğimiz gün Yukarı Tekke Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Açandan cinayet sanrısı denli, akşam saatlerinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.